YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tüm brownie tariflerini unutturacak çok lezzetli bir brownie tarifi hazırladım. Yaptığınız zaman anında bitecek bu güzel brownie'nin hemen detaylarına geçelim. Öncelikle uygun bir tavanın içerisine 125 gram tereyağını alıp erimesini sağlayalım. Tereyağımı yakmadan erittim. Bakın bu kadar erimesi yeterli. Üzerine 100 gram bitter çikolata ilave ediyorum. Ve ocağımın altını kapattım. Çikolatayı güzelce karıştırıp çikolatamın da erimesini sağlıyorum. Tereyağı ve çikolatamı erittikten sonra şimdi diğer malzemeleri çırpıp hazırlayabiliriz. Bunun için karıştırma kabına 3 tane oda sıcaklığındaki yumurtayı alıyorum. Üzerine de 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekerini ilave edip çırpıcı yardımıyla güzelce çırpıyorum. Yumurta ve şekerimi çırparken içerisine 1 paket vanilya ilave ediyorum. O yumurtanın baskın kokusunu vanilya azaltıyor. Sizler de bu şekilde yumurta kokusu sevmiyorsanız vanilya ile birlikte çırpabilirsiniz. Yumurta ve şekerin beyazlaşıp köpük köpük olunca içerisine şimdi soğumuş olan karışımı ilave ediyorum. Artık bundan sonra mikserle değil çırpma teliyle malzemelerimizi çırpabiliriz. Güzelce çırptıktan sonra brownie'min içerisine 3 yemek kaşığı kırılmış ceviz ilave ediyorum. Dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Fındık da brownie'ye çok yakışıyor. Son olarak içerisine 1 su bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde un ilavesi yapıyorum ve tekrardan güzelce karıştırıyorum. Kek harcım hazır. Bakın kıvamı bu şekilde oluyor. Çok katı olursa browniniz akışkan olmaz. Kek kıvamında olur. O yüzden bakın bu kıvam browniniz için çok ideal. Fırın kabımın içerisine yağlı kağıdı yerleştirdim ve kek harcımı güzelce yayıyorum. Her yerine eşit bir şekilde yerleştirdikten sonra üzerine son olarak çilek ilave ediyorum. Benim evimde çilek vardı. Dilerseniz farklı meyvelerle de üzerine hazırlayabilirsiniz. Özellikle vişne, kiraz ve frambuaz, ahududu, böğürtlen, brownie'ye çok yakışan meyveler arasında. Evde çilek olduğu için ben bugün çilekli hazırladım. Çilekleri de yerleştirdikten sonra önceden ısıtmış olduğum 170 derecelik fırında brownie'mi tam 20 dakika pişmeye gönderiyorum. Benim fırında tam 20 dakikada pişti ama her fırının pişirme süresi farklı olabilir. Bu yüzden mutlaka kontrollü bir şekilde brownie'nizi pişirin. Eğer fırında uzun tutarsanız kek gibi olur. İçi böyle sulu, akışkan olmaz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyip servis ediyorum. Tam kıvamında brownie artık servise hazır. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Eğer videomu izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup destek olursanız çok sevinirim. Yaptığınız her beğeni, yaptığınız her yorum benim için çok kıymetli. Hem videolarımı izlemiş olduğunuzu anlamış olurum,
Hem de tariflerimin daha çok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Başka bir tarifimde, başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.